Evet sevgili YouTube'cum, en son sana ben bu bölümü bıraktığımda römork almaya çalışıyordum. Bayağı bir oynadım canlı yayında falan, kayıt dışında. Şimdi bayağı bir paramız vardı. Gördüğünüz gibi römork alındı. Römork aldım. Aynı zamanda ikinci bir makine aldım. Bir tane civcivimiz de büyüdü, tavuk oldu. Ama tabii ki kesme biçme işlerine devam arkadaşlar. Yani bu işin sonu yok. Satacağız. Bayağı bir yem yükleyeceğiz. Bir de domuz falan almayı düşünüyorum ben. Hızlı kesiyoruz. Saat çok geç olmadan. Hava kararacak. Ne yapalım? Benim malı topladık. Evet. Evet, elimizde ne varsa kasalara koyduk. Römorkun kapağını kapat. Hadi gidelim. Markette bunların satışını yapıp akabinde ne alacağız abi? Önce buğday çuvalı. Oy 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 oy. Bizim kendi UTV'mize 6 torba giriyor. Arkadakine de girer herhalde bir 6 torba, 12 torba. Bir de öyle bir durum var. Ananı avradını. Canlı yayın yüzünden maalesef kamera kapalı yapıyoruz bazı şeyleri.
Evet. 280'imiz var. Kaç tane alıyor yem? Tane mi aldı? İyi. Abi hiç yoktan iyidir, hiç yoktan iyidir. Gidelim. Avradına tükürdüğümün. Evet. Yine zifiri karanlık oldu ya. Şimdi bir uyuyacağım, uyanacağım. Hemen tavukları besleyeceğim.
Evet, hazır mıyız? Motorlar devrede. Biri. Evet. Güzel. Bir oradan kes, bir buradan kes. Bu kalaslar sayesinde az veya çok bir şeyler yapabiliyorum. En azından bir yığın yem alınarak Allah dedim bu tarafa bakacak ben ya. Evet. Gönder. Göndermeye devam. Dön. Vay anasını. Anasını satayım. Yakıp bitti alay yine. Hadi bak. Hadi bakayım. Hop geldi. Hemen bu tarafa. Hemen bu tarafa gel abi. Sağ mı sola mı? Bir de sağa geldim. Hadi bakalım o tarafa attık, bu tarafa da atalım.
Çok iyi abi, çok iyi. Hadi. Al. Gönder bunu ya. Ver şunu abi. Ya gönder. Ulan fabrika gibi çalışıyor maşallah be. Hop. Bir ona bir ona bir ona bir ona yapıştır gelsin. Allah testerelerin yakıtı bitene kadar yolu var. Yani öbürünün yakıtı bitmek üzere de. İki tane testere var. Benzinleri bitiyor. Arkamdaki testerenin yakıtı bitti, az kaldı. Bu bitti. Yakıtı yok onun, bitti. Tek testereye düştük. Sıkıntı yok, devam. Yakıtı bitene kadar buna devam ederiz biz de. Dert değil ki bize. Pillerime bir bakayım, şarj durumlarına bir bakayım. Gönder. Bir ona bir ona, bir ona bir ona abi. Bende sıkıntı yok. Akıt gelsin kardeş.
Bunun yakıtı bitene kadar kesmeye devam. Bunun da yakıtı bittiğinde arabaya yükleyeceğiz. Ne var ne yok. O sıraya da bulaştık. İyi iyi. Bu sonuncusu. Başka kesemez. Yakıtı bitti. Bayağı bir malzeme çıktı ama ha. Devam. Devam, devam, devam. Arabaya. Doldur bakalım. Doldur oğlum, doldur. Bundan çok büyük para gelmiyor da. Şöyle. Şöyle. Doldur abi. Hay Allah ya. Sıkıntı üstüne sıkıntı çekiyorum abi. Bu tarafa. Böyle. Ay anasını avradını ya. Streaming sistem ne durumda? İyi. Umarım drop yoktur gençler. Bizim sistem drop varmış gibi gösteriyor çünkü.
İnşallah yoktur drop falan yani. Arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz dünya markaları piller bitmiş. Yani o pil bitme sesiydi. Zıpladım burada korkudan. Böyle pil mi biter ya? Araba daha alır sanki ya. Hadi bakayım. Yani öyle pil mi biter ya? Altıma ettim arkadaş ya. Ağzına tükürdüğümün pili. Zıpladım burada korkudan ya. Bakayım. Bu yetiyorsa bir sıra daha koyarız buraya. Evet. Bir sıra daha koyabiliyorum arabanın üstüne de. Çünkü tavukları da bir dürtükleyeceğim. Büyük ihtimalle bir şeyler vardır. Boş geçmez yani bizimkiler. Şunu at. Hızlı bir şekil. Şunu da koy. Bu kamyonetin arkası bu kadar alır. Bundan sonrasını römorka bindireceğiz. Şöyle. Römork arkadaşa doğru şöyle yapıyoruz abi. Tamam. Almam gerekeni de aldım. Şimdi. Kapağı aç bakayım. Bunun içi boştur %90. Kapat. İyi. Şu bir olanı doldur. Kovayı ver. Sularını da tamamlayalım arkadaşların.
suları da doldurduk. En azından kabın birini fulledim yani. Lan oğlum. Ne saçma sapan bir şey bu ya. Ver hocam. Kovanın içinde az bir şey su kaldı. Oy. Tamam işte. Sepet alalım. Hoppa. Şimdi bayağı bir malzeme çıkacak. İlk kümesten. İkinci kümeste mevcut zamanla artacak zaten. Topla, topla. Kapat. Abi ne biçim şey bu ya? Evet, bayağı bir topladım. Dolmuş. Kırık olmuş bu. Bunu al. Buna saldırmıyor. Sadece şunu alınca saldıracak tahminimce. Lan oğlum döverim lan seni. Senin tavuk gibi ben şimdi var ya. Evet. Bu kesinlikle civcivlik yumurta. Hıyarı kapattık içeri. Şimdi romorkta yer var mı? Yani romorkta her zaman yer var da 50 tane yumurtam var. Dünya kadar da kalasım var satacağım. İşin komik tarafı ahır için bir masraf yapmayacağız. Hazır zaten. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar paramız var bizim? 10 dolar. Çok zenginiz. Şimdi bu dayının uyku saati geldi. Bu dayının uyku saati geldiği için bunu ben bir zıbartayım. Oyun bir kaydetsin. Şimdi kalk baba. Satışımızı yapalım. Şimdi almamız gereken bazı cihazlar var. Paramıza ve yem durumumuza da bakalım. Çok abartı bir yemimiz yok.
bunları satayım ben. Oğlum çok fena drop'a girdi ha. Şimdi kapağı kapat. Satış bölümüne gel. 1000 dolar oldu. Tümünü sat dedim. Asiktir. Lan römorkü sattı. Ben senin kafana ben. Hey güzel Allah. Abi romorku niye satıyor ki? Bu kadar angut bir şey olabilir mi abi? Senin yapacağın işi içine edeyim ben oyun gibi. Kafasına ettiğim ya. Paraya bak. Yani domuz çok da kâr değil abi. Domuzun ürünlerinden para kazanana kadar anamız ağlar. Yani kulağım. Abi angut dangut işlerle uğraşıyorum ya. Anasını satayım böyle malca bir iş olabilir mi ya?
Yakıt alayım. Kalan parayla yine yem alacağız. Şans işte bizimki de. Ver bakayım. Yakıt koy, yakıt. Evet. Ver. Yapıştır. Doldur. Kalan parayla yani çok bir para kalmadı da işte yem stoklayacağız mecburen. Tavukların kıçına bağlı her şeyimiz arkadaş ya. Kaç param kaldı bilmiyorum ama yem alacağım. Tuvaletler burada da aynı para değil mi? Şuraya bak. Burada olay şu. Hayvan olarak baktığın zaman abi inek 650'ye bir tane mandıra ineği alacaksın. Domuzdan daha önce. Tabii. Bir tane süt bidonu. Bir kova. Beyaz küf, mavi küf. Bir tane tencere alacaksın. Bundan. Abi diyorum ya sana şu malzemeleri tek tek alacaksın. Bunları alacaksın abi tek tek bir yere koyacaksın. Sonrasında hani her şey hazır. Küflerini bile aldın. Peynir yapmak için küçük bir yer yapıp İnşaatı yapacaksın önce. Aynen. Neyse, 5 tane alalım. Kasada kaç tane var lan? 4. Al bu da 5. Artık römorku da koyduğuma göre bayağı bir işe yarıyor. Şu anda 10 çuval falan yem var üstümde.
Bilmiyorum, yanlış hatırlamıyorsam 6 çuval falan da çiftlikte vardı. 16 çuvalla bizim tavukları biz cayır cayır yumurtlattırırız. Ben hedefim o yönde diyeyim. Bunda iki var. Ver abi ver. Çuvalla yememiz var. Tavuklar için de. Şimdi koyduk. Gel abi. Mis. Sepet. Şu arka taraftaki hayvanlara bir bakalım abi. 3 3 2 su da var, sıkıntı yok. Bunların hiçbirine yem koymama gerek yok şu an. Bakayım. 2,7 diyor. Buna da gerek yok yem koymaya. Oğlum bir dakika lan. Orada civciv mi var? He vallahi civciv var ha. Çıkmış. Bak bir civciv daha. Artık tavuk mu olacak, horoz mu olacak bilmiyorum ama. Şimdi peynir muhabbetini yapabilmem için bir inşaat daha yapmam lazım. Ya da inşaat demeyeyim de. Bu yapmış olduğum yapının içerisinde peynir muhabbeti için kendimize bir yer yapmamız lazım. Onu da nasıl yaparsın? İnşa et. Ahşap duvar. Buradan ikiye bölersin. Muhabbeti. Ama şöyle burayı kapat. İnşaat ahşap duvar. Şu şekil. Peynirler için daha ufak bir yer yaparsın şöyle. Göt içi kadar. Burada muhabbet şu olur abi.
Bak şimdi. Aslında burada muhabbet şu olur diyeyim. Muhabbeti yap göster ya. Evet. Evet, şimdi. Şunu seç. Bunu kır abi. Ver şunu bana. İnşa ette merdiven abi, merdiven. Tamam. 5 kalas mı? Al 3. Dört. Orada inşa etti şu kapılı olan kapı çerçevesinde koydun mu? Geriye bir tek kapıyı koymak kalır. Kapı. Komple kalas bak bu muhabbet abi. Şimdi o işi o küçük yeri peynirler için yapıyorum arkadaşlar. Odun depolama işini nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok yalnız. Şimdi buraya şöyle bir düzen kurmamız lazım abi. Malzemeyi buraya yığacağız. Şimdi iki makineyi böyle yan yana koyarsam ortalarından geçebiliyor muyum? Geçiyorum abi. Mis. Bu iki cihaz burada duracak.
şu benzin tenekesi de burada duracak. O tarafa yığacağım malzemeyi. Yaparsam. Yalnız burada bir durum daha var abi, dikkat etmemiz gereken. Şimdi burayı yaptık ya. Girdik içeriye. Buradaki bu ışık buraya yetiyor zaten. Mis gibi. Ama peynir dolabı yapmamız lazım. Peynir için saklama dolabı. Peynir için saklama dolabı abi işte. Tamam, o var ama önce bir masayı çözelim abi. Masa küçükmüş ha, iyi. Şuraya masayı böyle koy abi. Tek masa abi. Peynir için saklama dolabı. Bir şuraya. Bir de üstüne. ...18 metal istiyor işte bak. Metalden patlıyoruz burada. Kalası biz yaparız da. Bir dakika. Evet, pişirme yapacağımız masayı oraya koyduk. Saklama dolabı. Peynir için saklama dolapları. Bir. İki. Ve şuraya da koyacağız. Üç. Hatta bunun üstüne koyacağız. Ulan. Koyamadım ya la. 4 5 koymadı. Niye koymadı lan? Evet, buraya tam 6 tane dolap koyuyorum. Bir tane de masa var orada. Üstüne bir ocak koyacağım. Bir tüp, bir tane şey. Oraya ben bir masa daha yapayım mı lan? Yanına. Tabii. Bir masa daha koy abi. Yanına.
İki masa yap. Şu duvar lambası vardı ya. Ondan da al bir tane. Şuraya koy. Bir tane de buraya koy. Bana çok ciddi bir şekilde demir lazım abi şimdi işte. Keresteyi ben yapacağım da demiri nasıl yapacağız bilmiyorum. Demir işini de bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Römorku aldık. Yavaş yavaş böyle ufaktan büyür gibi olduk. Bir sonraki bölümde tekrar sizlerle görüşünceye dek diyorum arkadaşlar. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.